Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şarkının ritmine göre bas efekti yapmayı öğreneceğiz. Bunu yapmak için ilk önce bir baslı müzik alalım. Baslı müziği aldıktan sonra hemen böyle bir PNG resmi veya JPEG resmi fark etmez bir resmi alıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Baslı müziğimizi kompozisyon simgesinin üzerine bırakıyoruz. Bir kompozisyon oluşturuyoruz. Kompozisyonu oluşturduktan sonra müziğin üzerinde sağa tıklayıp bir keyframe kareleri oluşturuyoruz. Keyframe kareleri oluştuktan sonra ise JPEG resmimizi kopyalıyoruz. Kopyaladık. Arkadaki resmi biraz büyütüyoruz. Tam böyle ekrana tam sığsın. Onu büyütelim. Daha sonra müzikteki kareleri keyframe'e dönüştürdükten sonra müziğin üzerine sağ tıklayıp Discord efekt kısmından Discord'a gelip buradan transform efektini veriyoruz. Transform efektini verdikten sonra transform'un scale kısmına geliyoruz. Burada scale'nin keyframe anahtarının üzerine alta bazı tutarak sağa tıklıyoruz. İşte bu şekilde burada bir ne oluştu bizde? Burada bir kod oluştu. Tabii bu kodu tek tek giremeyiz. Ne yapacağız? Bu transform üzerindeki salyangoz işareti var. Bu salyangoz simgesi. Bunu ne yapıyoruz? Slider'e bağlıyoruz. Yani oluşturmuştuk ya. Keyframe oluşturmuştuk. Bunun slider'ına bağlıyoruz. Ve böylelikle ne oluyor? Müzikle beraber resimde hareket etmeye başlıyor. Eğer resmin küçüklüğünü beğenmediyseniz bunu büyütmek için kod kısmına 100 değeri giriyoruz. 100 artı nokta nokta, yani 100'ü ekle. Skalemize 100 değerini ekle. Şimdi bakalım. Evet. Bu şekilde resmimizi istediğimiz gibi büyütebiliriz. Resmimizi büyüttükten sonra artık gerisi sizin eserinize kalmış. İsterseniz ışık ekleyin. Evet, buradan Color Correction'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan kontrast verelim biraz. Bakın, kontrast değeri verdik. Şimdi şu kontrast değerini buradan açalım. Bakın, FX'e geliyoruz. Bakın, kontrast açtık buradan. Bu kontrastı yine buradaki slider'e bağlayacağız. Bakın, şuradaki slider değerine bağlayacağız. Kontrast. Hemen ne yapıyoruz? Bakın gene geldik. Kontrasta basit tuttuk. Alta. Burada basit tuttuk. Buraya tıkladık. Bakın. Buradaki değeri slider'a bağlıyoruz. Evet. Şimdi izleyelim bakalım. Evet. Gördüğümüz gibi arkada bir renk oynaması var. İsterseniz blur ekleyin. İsterseniz de projeyi kaydedip bitirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar. Kısa ve özet öz olarak anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.